Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere rükudan kıyama kalkış ve kıyamdan secdeye girişten bahsetmiş olacağım. Daha önceki programımızda rükudan bahsetmiş bulunuyorduk. Evet, rükuda Peygamber Efendimiz muhtelif tesbihlerde bulunmuş, dualarda bulunmuş. Yani bu ifade ettiğimiz, daha önceki programda ifade ettiğimiz tesbihlerin yanında Resulullah Efendimiz buralarda hususi dualarda da bulunurdu. Şimdi tesbihten sonra kıyama doğrulmak gerekiyor. Biz buna kavme diyoruz. Rükudan kıyama kalkarken Semiallahu limen hamideh demek suretiyle yukarıya kalkıyoruz. Yani bunun anlamı Allah hamd eden kişiyi işitmiştir. Allah hamd eden kişiyi işitti. Yani namazdayken hasreten İşte Fatiha suresini Sübhaneke'den başlıyoruz artık. Sübhaneke, Fatiha suresini okuyoruz. Bütün onlarda hamd var. Her ne kadar Sübhane Rabbiyel Azim ifadesinde açık bir hamd yok ise de diğer tesbih ifadelerinde açık hamdler de bulunuyor. Ama mana itibariyle aynı zamanda hepsi içerisinde bir hamdi de barındırıyor. Şimdi kişi rükûndayken böyle Allah'a hamd ediyor. Ve sonra kıyama kalkıyor. Kıyama kalkarken de Allah hamd edenin hamdini işitmiştir diyor. Yani kul burada bir nevi şunu demek istiyor. Ya Rabbi işte ben rükudayken sana hamdü senada bulundum, seni tesbihte bulundum. Sen bütün bu tesbihlerimi ve hamdlerimi işitiyorsun. Bu şekilde deyip ayağa tamamıyla kalkıp şöyle ayakta bir sükunet vaziyeti olduktan sonra Rabbena lekel hamd ifadesini kullanıyoruz. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sanadır diyoruz. Yani kalkarken Semiallahu limen hamide dediğimizde Allah hamd edeni işitmiştir diyoruz ve hemen arkasından tekrar Rabbimizi hamd ediyoruz. Rabbena lekel hamd veya Allahümme Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sana aittir diyoruz. Daha sonra tekbir getirerek, Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyoruz. Ama rükudan doğrulduktan sonra orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Allahümme Rabbena lekel hamd demeyip orada dua ettiğini de biliyoruz. Mesela bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ediyordu. Gerçi bu dualar büyük ölçüde aynı zamanda hamd içerikli olan dualardır. Elbette tabi dua ederken tesbih ve hamd ile Cenab-ı Allah'ın her şeyden münezzeh olduğunu, bütün övgü ve senalara layık olan zatın o olduğunu ifade etmek gerekiyor. Resulullah Efendimiz şöyle dua ediyormuş bir rivayete göre. Allahümme Rabbena lekel hamdu. Ey Rabbimiz, hamd sana aittir. Ama ne kadar bir hamd sana ait? İşte insan ancak o şekilde ifade edebilir. Mil es semavati ve mil el erdi ve mil e ma şi'te min şeyin ve ba'du. Yani semalar dolusunca hamd sana aittir. Yer dolusunca hamd sana aittir. Ve bundan sonra
senin yaratmayı dilediğin neler varsa, yani biz şu anda sadece senin yarattığın varlık olarak yeri görüyoruz, göğü görüyoruz, semavatı görüyoruz. Onun dışında başka varlıkları görmüyoruz. Ama işte bütün bunların dışında hem var olan hem de var etmeyi düşündüğün, hem var olan hem de var etmeyi dilediğin ne kadar varlık varsa bütün o varlıklarca dolusu hamd sana aittir diye Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde dua etmiş. Hatta bir rivayette bu duaya şöyle de bir eklemede bulunmuş. Ehle senai vel mecdi. Yani ey övgü ve şeref sahibi. Ehakku ma kâlel abdu. Kulun söylediği en güzel şeye en layık olan sensin. Kulun söylediği en güzel şeye en layık olan sensin. Daha önce de Fatiha suresinin açıklamasında ifade etmiştik. Şimdi bütün hamd ve senalar sana ait derken bir de ona şöyle bir ekleme yapıyorduk. Her kimden her kime karşı olursa olsun. Yani bir insan bir insanı bile övse, bir insan efendim tabii bir varlığı övse, bir insan bir insanın yapmış olduğu bir şeyi övse, yani kim neyi övsün, ister insan bir şeyi övsün, ister melekler bir şeyi övsün, hatta münkirler, kafirler, münafıklar bile bir şeyi övsün, bu konudaki bütün övgülerin nihai olarak gideceği yer Cenab-ı Allah'tır. O yüzden kulun söylediği en güzel şeye en çok layık olan sensin. Hakku ma kâlel abdu. Kulun söylediği her şeyi hak eden sensin. Ve kuluna leke abdun. Bizim hepimiz senin kulunuz. Allahümme la mani'a limen a'tayte. Eğer sen bir şeyi vermek istersen onu men edecek, ona engel olacak birisi yoktur Allah'ım. Ve la mu'tiye lima mena'te. Fakat sen bir şeyi vermezsen vermediğin şeyi de verecek birisi yoktur. Ve la yenfe'u ve senden başka fayda verecek kimse yoktur. Yani insana bir takım menfaatler, faydalar gelmiş olursa mutlaka o Cenab-ı Allah'ın kendi ilahi kudretinden, kendi ilahi iradesinden gelmiştir. Yani inanmayanların eliyle bile gelse yaratan Cenab-ı Allah olduğu için, külli irade sahibi o olduğu için, o münkir olan kişinin verme iradesini de yaratan Cenab-ı Allah olduğundan dolayı neticede kişilere, insanlara menfaati olan şeylerin hepsini veren Allah'tır. Zel mecdi minkel ceddu. Yani sen sonsuz kemalde şeref sahibisin ve senin yanında başka hiçbir kimse başka bir şeyden dolayı bir şeref ve haysiyet kazanamaz anlamına gelen böyle bir duayı da okuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu rükudan kalkıp kıyamda iken okuyordu. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunun dışında daha başka duaları okuduğu da rivayet ediliyor. Mesela şöyle bir duayı da okumuş Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Allahümme tahhir, Allahümme tahhirni bisselci vel berdi vel mail baridi. Allah'ım beni kar ile temizle, beni dolu ile temizle ve beni soğuk su ile temizle. Allahümme tahhirni mine zunubi. Allah'ım benim bütün günahlarımı temizle. Ve nakkini minha. O günahlardan beni tertemiz hale getir. O günahlardan beni tertemiz hale getir. Keme yunakka sevbul ebyedu minel vesahi. Hani beyaz elbise nasıl ki kirlerden tamamen arınıyorsa beni o şekilde temizle ya Rabbi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duada bulunmuş.
Yine bir başka rivayete göre Rifa bin Rafi rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz semallahu limen hamide dedikten sonra şöyle buyurmuşlar. Rabbena lekel hamdu hamden kesiran tayyiben mübareken fihi. Bu şekilde bir duada ve tahmitte bulunmuşlar. Yani mana itibariyle ey Rabbimiz çokça temiz ve mübarek kılınan hamd sana aittir. Şeklinde tercüme edebiliriz bu duayı. Yani hamdin en kemal derecesi ve en çoğu, en güzeli, en mübarek olanı sana aittir anlamında bir dua. Burada değerli izleyiciler şunu ifade edebiliriz. Şu anda biz namaz kılarken işte zikirler artık veya tekbirler, tesbihler standart hale gelmiştir. Semallahu lümen hamide dedikten sonra başka hiçbir şey söylemiyoruz ve direkt Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyoruz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rükudan kalktıktan sonra Allahümme Rabbena lekel hamd veya onun daha uzun bir şekli veya daha uzun duaları da okuduğu vakidir. Yani bu rükudan kalktığımızda ayakta duruş halimiz ya da efendim iki secde halindeki oturma durumlarımız aynı zamanda tesbih, tahmid ve dua yerleridir. Sadece mesela ayağa kalktığımızda Rabbena lekel hamd ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetinmiyordu. Belki bazen bu kadar demekle yetiniyordu ama bazen daha uzun dualar da yapıyordu Peygamber Efendimiz. Ya da iki secde arasında da öyle. Mesela şu anda biz iki secde arasında oturduğumuz zaman neredeyse böyle sükunet bile bulmadan hemen Allahu Ekber diyoruz, ikinci secdeye gidiyoruz. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o secde arasında da, iki secde arasında da böyle ayrıca duada bulunur idi. Evet, bundan sonra ayakta yapılması gereken duayı da yaptıktan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyoruz. Secdeyi de yedi aza ile yapmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi o şekilde bize tarif etmişler. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre secde yedi aza üzerinedir. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyorlar. İki el, iki ayak, bir alın ve iki diz. Secdenin böyle yedi aza üzerine yapılması gerekiyor. İbn-i Sa'd da bir rivayet ama aynı zamanda bunu hemen hemen bütün hadis müelliflerimiz rivayet etmişler. İmam Şafii de kendi kitabını almış. Mesela Ahmed bin Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace rivayet ediyor. Bir kul secde ettiği zaman onunla birlikte yedi azası secde eder. Yüzü, iki eli, iki dizi ve iki ayağı. Yani secde bu azalar üzerine yapılması gerekiyor. İbn-i Ömer de Peygamber Efendimiz'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Secdede ellerini avucunun üstüne dayayıp koltukların da böbürlerinden açarsan her ağzın seninle secde etmiş olur. Yani insan nasıl ki böyle külli olarak vücuduyla secde ediyorsa her azayı da her azanın da bir nevi özel bir secdesi var. Onun özel secdesi de secde anında o azanın durması gerektiği şekildir. Secde anında vücutta bir aza nasıl şekil alması gerekiyorsa o azanın efendim secdesi de o şekilde oluyor. İşte yedi aza secdede olacak şekilde secdeye gideriz. Ve secdedeyken en az üç defa Sübhane Rabbiyel A'la tesbihini yaparız. Ey Rabbim sen her şeyden münezzeh ve yücesin anlamında bir tesbihdir bu. Değerli izleyiciler, secde ile ilgili ayrı bir
programda daha uzun bir değerlendirmede bulunacağız. Şimdi namaza başlarken ya da efendim rükudan ayağa kalkarken, ayaktan secdeye giderken, secdeden oturma durumuna gelirken söylemiş olduğumuz tesbihler arasında mana itibariyle şöyle bir yorum yapmak istiyoruz. Biz namaza başlarken Allahu Ekber diyoruz. Allah en büyüktür. Rükudayken Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Allah'ım sen büyüksün ve her şeyden münezzehsin. Secdedeyken de Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. O da rükudayken söylediğimiz ifadenin aşağı yukarı aynı anlamını taşıyor. Allah'ım sen her şeyden münezzehsin ve büyüksün. Şimdi Cenab-ı Allah iftah tekbirinde Allahu Ekber. Yani Allah en büyüktür, Ekber sıfatıyla tavsif olunuyor. Rüküye gittiğimiz zaman Sübhane Rabbiyel Azim, azim sıfatıyla tavsif olunuyor. Secdeye gittiğimiz zaman da Sübhane Rabbiyel Ala, ey Rabbim, ey büyük olan, âlâ olan Rabbim, sen her şeyden münezzehsin diye tesbih ediyoruz Rabbimizi. Şimdi her ne kadar bu Allahu Ekber ve Rabbiyel Azim, Rabbiyel Ala ifadeleri mana itibariyle birbirine yakın gibi ise de aralarında nüans diyeceğimiz bir takım farklar vardır. Değerli izleyiciler, biz maddi bir alemde yaşıyoruz ve ilk önce büyük dediğimiz şeyler bize fiziki olarak, maddi olarak büyük olan şeyler hatırımıza gelir. Yani bir şeyin büyüklüğünden bahsettiğimiz zaman önce fiziki ve maddi büyüklük hatırımıza gelir. Ama mesela biz bazen yapı itibariyle son derece küçük ama mesela büyük ilim sahibi veya maneviyat büyükleri hakkında da bazen büyük insan, büyük adam şeklindeki bir takım ifadeleri de kullanıyoruz. Buradaki büyüklük elbette maddi büyüklük değil. Daha ziyade manevi büyüklüktür. Şimdi biz Allahu Ekber dediğimiz zaman bir nevi şöyle bir tasavvurda bulunuz. Evet, Cenab-ı Allah leyse kemislihi şey, maddeye benzemez. Hiçbir şey Cenab-ı Allah gibi değildir. Ama hani maddenin bir cevheri olduğu gibi, maddi bir özü olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın da ilahi bir özü olduğunu kabul edelim. Hani maddeye benzer adeta. Hani elbette madde değil, maddeye de benzemez ama ilahi bir özü bulunduğunu. Şimdi Cenab-ı Allah işte o ilahi özü itibariyle en büyük varlıktır. Cenab-ı Allah o ilahi özü itibariyle en büyük varlıktır. O yüzden namazımıza başlarken her şeyden en büyük olduğunu ifade etmek üzere Allahu Ekber diyoruz. Rükuda bu büyüklüğü biraz manevi şeylerle karıştırarak Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Şimdi azamette de bir büyüklük var. Azamette de bir büyüklük var. Ama o azamette mesela bir binanın büyüklüğü maddeten büyük oluşundadır. Ama azametli oluşu aynı zamanda onun bir takım sanat maharetleriyle de süslendiğini, bezendiğini gösterir. Yani bir binanın mesela azametli bir bina olması demek sadece büyük olması anlamında değil. O büyüklüğüyle beraber mimari bir takım sanatları da içerisinde barındırdığını ifade eder. Şimdi Sübhane Rabbiyel Azim dediğimizde
Yani bir nevi Cenab-ı Allah çeşitli sıfatlara sahip ve o sıfatlarıyla birlikte bir büyüklük arz ediyor anlamına geliyor. Yani Allahu Ekber dediğimizde ilahi manevi cevheriyle en büyük zat. Ama Subhane Rabbiyel Azim dediğimizde biraz sıfatlarına da girmiş oluyoruz. Sıfatlarıyla birlikte daha büyük olan, yani hem zatı hem sıfatlarıyla birlikte en büyük zat olduğunu ifade ediyoruz. Subhane Rabbiyel Ala dediğimizde, yani Ala kelimesi, Ali kelimesi, hani bir şeyin iyiliğinden, güzelliğinden biz bahsederken Ali'ül Ala deriz. Yani en güzel, en iyi, en üstün anlamında. Ama bunu büyüklük anlamında söylemiyoruz. Manevi özellik anlamında taşıyoruz, söylüyoruz. Manevi özellik anlamında taşıyor, söylüyoruz bunu. Cenab-ı Allah da bütün manevi özellikler itibariyle en büyük olduğundan dolayı ve secde anı da en büyük hürmet durumunu ifade ettiğinden dolayı orada Cenab-ı Allah'ın manen de bütün manevi özellikleriyle de en büyük olduğunu ifade etmek üzere Sübhane Rabbiyel Ala tesbihini yapıyoruz. Ve nitekim Cenab-ı Allah Sebihisme Rabbikel Ala Ala suresinde öyle tesbih edilmesini emretmiş. Sebihisme Rabbikel Ala, yani âlâ olan Rabbini tesbih et diye emretmiş. Ve secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ denilmesi de o ayetten kaynaklanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet nazil olduğunda bu tesbihi secdede yapın demiş. Yani Cenab-ı Allah Sebihisme Rabbikel Âlâ, en âlâ yüce olan Rabbini tesbih et dediğinde sahabeye de bu tesbihi secdede yapmalarını emretmiş. Çünkü en büyük tesbih budur. Zira bütün manevi özellikleri de Cenab-ı Allah'ın en büyük olduğunu bu tesbih ile biz ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla her ne kadar Allahu Ekber, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala yaklaşık olarak aynı manaları ifade etse de böyle bir cevherden manevi büyüklüğe doğru bir akış vardır bu tesbihlerde. O tesbihlerde ki bu özelliği de namazlarımızda hissetmemiz güzel olacaktır. Değerli izleyiciler, başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.